Merhabalar arkadaşlar. 2025 KPSS tayfa. Merhabalar, hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Tek Uzem, Öğrenci Koçu, Rukiye Tuğba, Buğa ben. Hoş geldiniz Zeynep Hocam, Feyza Hocam, Yasemin Hocam. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri gördüm. Daha da iyi oldum arkadaşlar. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Kasım ayı hoş geldi, sefalar getirdi. İnşallah güzel güzel enerjiler getirmiştir bize. Artık yeni bir aya merhaba diyoruz. Gün geçtikçe takvimden birer birer yapraklar düşüyor. Sınava adım 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 yaklaşıyoruz arkadaşlar. Nasıl hissediyorsunuz Kuzen. kendinizi? Çalışmalara başladım. Çok güzel. Kimler başladı başka? Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerinde mi? Önemli olan bu. Hazır bulunuşluk. Bedenen de, psikolojik olarak da hazır olalım ki dolu dolu bir başlangıç yapalım. Çok iyi, harika. Eray Hocam gergin. Gergin olanları da anlıyorum. Malum haberlerden, ülkenin genel durumu, sınavlar ve atamalardan olumsuz etkilenen öğrencilerim var. Evet arkadaşlar, ama unutmayın bu yıllardır süregelen bir şey arkadaşlar. Ülkemizde çok çok kriz ortamları oluştu, yıllarca oluştu ama hepsinin üstesinden geldik, şükürler olsun. Şunu da asla unutmayın arkadaşlar, bu sözü Tuğba Hoca demişti dersiniz. Her kriz fırsatıyla gelir. Yeter ki o fırsatı yakalamayı bil. Yeter ki zihnin öyle çalışsın. Yani kriz, 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 kötü, kötü, atama yok, para yok, atanamayacağım gibi değil. Atananlar içerisine gireceğim çünkü her olumsuz durumun mutlaka bir olumlu yanı vardır arkadaşlar. Bu niyetle bakalım, bu niyetle görelim inşallah. Kimler nerelerden katılıyor bakalım? Hangi şehirlerden katılıyoruz? Hangi bölümlerden mezunuz? Hızlıca tanışıp kaynaşalım. Ankara, Tokat, Ordu, Ankara. Zeynep Hocam hoş geldin. Diyarbakır, Kayseri, Samsun, İstanbul, Kocaeli, Yozgat, Samsun. Çok güzel. Kayseri, Ağrı, Erzurum. Harika. Karaman, Osmaniye. 81 ilde buradayız diyebiliriz arkadaşlar. Harika. Diyarbakır. Çok güzel. İzmir var, okul öncesi öğretmenliği. Beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Aramızda sanıyorum arkadaşlar ön lisans öğrencilerimiz de var, değil mi? Kimler ön lisanstan hazırlanıyor? Bir parmak kaldırsın bakalım. Çünkü ön lisans sınavı biliyorsunuz ki arkadaşlar 2 yılda bir ataması oluyor. Sınavı da 2 yılda bir gerçekleşiyor. Yani bu yıl sınavınız yok ama 2026'da girebiliyorsunuz. Ama önden çalışmakta tabii ki de fayda var. Zeynep Hocam ön lisanstan hazırlanıyor. Kimya öğretmenlerimiz var. İlköğretim matematik. Evet Feyza Hocam, biz Çankaya Kızılay'dayız. Zeki Hocam da o zaman ön lisans, acil yardım ve afet yönetimi. Ne kadar güzel böyle ön lisans tayfanın bu kadar istekli olması, 2 yıl hazırlanma isteği. Açıkçası gözlerimi yaşarttı arkadaşlar. Bu çok karşılaştığımız bir durum değil. Genelde biraz daha son dakika öğrencileriyle daha çok karşılaşıyorum. Hani sözüm meclisten dışarı, sizleri tenzih ediyorum ama ön lisans öğrencilerinde biraz bu tarz durumlar yaşıyorum. Ama siz erkenden çalışmaya başladıysanız tebrik ediyorum. Çok güzel. Bizim de kurslarımız var. Seminer sonunda zaten hem ön lisans hem A grubu hem ÖABT bütün kurslarımızla ilgili detaylı olarak bilgi almak isteyen öğrencilerimi zaten bilgilendireceğim. Şimdi kıymetli öğrencilerim, ben de biraz kendimi tanıtayım. Ben Tek Uzem'in rehberlik uzmanıyım. İsmim Rukiye Tuğba Boğa. Çok uzun yıllardır Tek Uzem'de görev alıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda öğretmenim ve öğrenci koçuyum. Ve arkadaşlar bu tarz seminerler yapıyorum. Beni daha önceki seminerlerimden tanıyan öğrencilerim var. Aranızda kayıtlı öğrencilerim de var. Hepsine kucak dolusu sevgiler. Hepsini öpüyorum. Şimdi bugünkü seminerimizin aslında
Temel gayesi şu arkadaşlar, çok sık böyle rehberlik görüşmeleri ve koçluk görüşmeleri yaptığım için hani birçok öğrencimin atanma sürecinde de keyifle yol arkadaşlığı yaptım. O yüzden dönem dönem öğrencilerin hangi psikolojilere girdiğini, neler hissettiğini, işte hayata bakış açısını, kendisine özgüvenin artmasını, eksilmesini çok iyi biliyorum. Buna dair yılların tecrübesi var diyebilirim ve binlerce öğrenciyle çalıştım zaten. Ve tek uzem de arkadaşlar bu arada Türkiye'de açılan ilk uzaktan eğitim kurumlarından biri olduğu için biz yıllardır bu tarz çalışmalarımızı başarıyla devam ettiriyoruz. Şimdi Kasım ayının biraz melankolik bir yanı vardır arkadaşlar. Hem hava değişimi, farklı bir mevsime geçiyor oluşumu, havaların bir anda soğuyuşu, hani yaz kış arası oluşu, erkenden başlayan öğrencilerin ufak ufak yorulmaya başlaması, başlamayanların kendini kaygılı hissetmesi, geç mi kaldım, nasıl yetiştireceğim, nasıl bir yol haritası çizeceğim gibi cümleler kurmaya başladığı aydır. Ve her ay başında arkadaşlar insan psikolojik olarak hafta başlarında, ay başlarında bir şeye niyet etme eğiliminde bulunur. Yani bugün ayın biri, bugün bir karar vereceğim. Bugün bu çalışmayı başlatacağım. Bugün buraya gideceğim. Bugün diyete başlayacağım. Bugün kendime bunu yapacağım. Bunları çok kullanırız günlük hayatta da. Ve en çok da sınava hazırlanan öğrencilerde arkadaşlar ders çalışırken bu tarz söylemler çok yoğundur. Ve ay başları çok güzel fırsatlardır ama değerlendirebilen öğrenciler için. Ben istiyorum ki Kasım ayına bomba gibi başlayın ama öyle bir bomba gibi başlayın ki bir ay değil, aylarca sınava kadar, Ağustos'a kadar devam etsin. Temmuz'a kadar devam etsin istiyorum. O kadar yüksek bir enerjiyle başlayın ki sürekliliği olsun istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu seminerimizde yapay zeka sisteminden örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağız. Ama programı hazırlamadan önce seminerde değineceğim farklı kısımlarda olacak. Özellikle kendinizi ne kadar tanıyıp tanımadığınızı, gireceğiniz sınavları biliyor musunuz? Bu sınavlarda kaç yüz kişiyle, kaç bin kişiyle yarıştığınızı, kendi bölümünüzün atama puanlarını, atama oranlarını, ÖSYM'nin sizden istediklerini, rakiplerinizin genel durumunu, sizin günlük sorumluluklarınızı, sınava ne kadar önem verdiğinizi, ne kadar süre ayırmanız gerektiğini, ayırdığınız bu sürenin yeterli mi olduğunu, yetersiz mi olduğunu ve bütün bu verdiğim bilgileri süzgeçten geçirerek ortaya nasıl bir çalışma programı çıkması gerektiğini ve çok daha fazlasını ileteceğim arkadaşlar. O yüzden izninizle seminerimi başlatıyorum. Lütfen hepiniz hazır olun. Çayınızı, kahvenizi alın, artık havalar soğuyor, sıcak bir şeyler içmekte fayda var. Kendinize de çok dikkat edin bu arada, özellikle bu mevsim geçişlerinde rahatsızlık çok fazla oluyor. Hem psikolojinize hem bedeninize dikkat edin arkadaşlar. Bize siz lazımsınız. Size de en çok kendiniz lazımsınız zaten. Eğer herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi hazırladıysak, bütün dikkatler, gözler, kulaklar bendeyse kıymetli öğrencilerimiz, seminerim başlıyor. Öncelikle diyeceksiniz ki hocam bismillah, daha yeni başladık, soru üstüne soru, bu ne diyeceksiniz? Ama biz öğrenciyiz arkadaşlar. Sorulan soruları yanıtlamak bizim görevimiz. O yüzden tabii ki de soruyla başlıyorum. KPSS'de hangi derslerden sorumlusunuz? Hangi dersten kaç soru geliyor diye şu an size sorsam. Bu soruya eminim %90 ya da belki 95'iniz doğru yanıt verecek. Herkesten yanıt bekliyorum. KPSS genel yetenek genel kültürde kaç ders var? Hangi dersten kaç tane soru geliyor? Bilenler yanıtı da versin. Genel kültür 60, genel yetenek 60. Tamam, soru dağılımı nasıl? Kaç ders var? Bak ipucu, ipucu burada. O zaman yanıtımız gelsin arkadaşlarım. Genel yetenek, genel kültürde toplam 5 tane dersten sorumluyuz. Toplamda 120 soru soruluyor arkadaşlar. Tarihte 27, Türkçe'de 30, matematikte 30, coğrafyada 18, vatandaşlıkta 15 sorudan sorumluyuz. Sorumun zorluk derecesini arttırıyorum. Hemen hemen hepiniz doğru yanıt verdiniz. Peki hangi konulardan sorumlusunuz diye sorsam. Şimdi 5 tane ders var, evet okey, ama kaç tane konu var ve bu konuların isimleri nedir diye sorsam. Bu soruma kimler doğru yanıt verebilir?
Konu ismi istiyorum. Türkçe'de kaç konu var, isimleri neler? Tabii ki Eray hocam, zamanımız var. 30 saniye diyormuşum zaman. Arkadaşlar bence yanıt vermeniz çok zor. Çünkü bunu hiçbir öğrenci, hatta iddialı bir söylemde bulunacağım, hiçbir öğretmen bilemez arkadaşlar. Kaç konu var? Bu konuların adları neler? Bunu ezbere bilecek de, yazacak da, sayısını bilecek de, bu çok mümkün olan bir şey değil. Genelde kimse de buna dikkat etmez ama asıl başarı da burada gizlidir zaten. Hani bizim hep en çok dikkat etmediğimiz noktalar bizi vurur ya. Sınav da böyle bir sınav. KPSS zaten çok stratejik, eleyici bir sınav. O yüzden bilmediğin noktaları bilmen gerekiyor. Şimdi gelelim bu gizli, çözelim artık bu gizemi. Arkadaşlar, matematikteki konularımız, tarihteki konularımız, vatandaşlık, coğrafya ve sözlükte an ve Türkçe. Deki bütün konularımız say say bitmiyor açıkçası. Saymakla da hiç zaman kaybetmeyin. Çünkü ben sizin yerinize zaten bunları saydım. Birazdan da kaç konudan sorumlu olduğunuzu zaten söyleyeceğim. Şimdi sorumu bir tık daha zorlaştırıyorum arkadaşlar. Bu kadar konu varsa kaç tane alt konudan sorumluyuzdur? Örnek veriyorum. Tarihte Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık bir konuysa, bu konunun 10 tane alt konusu varsa, şurada gördüğünüz bütün konuların kaç tane alt konusu vardır? Herkesten tahmin istiyorum. Doğru yanıtı bilmediğinizi biliyorum. Bilmeniz zaten çok zor, belki de mümkün değil. Tahmin edebiliriz. 150 çık. 9.350. Çok çıktın Eray hocam. Biraz aşağı in. 250 yaklaştın. Beyza Nur hocam. 7.560. Hayır arkadaşlar, çok fazla. 350, 300, 200, yaklaştınız arkadaşlar. 200 ve 300 arası söyleyenler yaklaştı. Şimdi geliyorum doğru yanıta. Kıymetli öğrencilerim, KPSS genel yetenek genel kültürde toplam 5 tane ders var. 5 derste toplam 65 tane konu var. 65 tane konuda toplam 247 tane alt konu var. 247 tane yeni bilgi demek bu. Bunları önce bilmen, sonra öğrenmen, sonra sınava kadar saklı tutman gerekiyor demek bu. Peki, hocam bizim gözümüzü korkuttun. Şimdi 65 konu, 247 alt konu. Ben bunları bütün hepsini sınava kadar nasıl bir planla yetiştirebilirim diye soruyorsunuz. Gelin bakalım bu planın özelliklerine tek tek değinelim. Arkadaşlar, her şeyden önce bir planın olmazsa olmazı kesinlikle kendinizi tanımanızdır. Kendinizi tanımadan atacağınız her bir adım kesinlikle size zaman kaybettirir. Her bir öğrenci özeldir. Her öğrenci öğrenir ama aynı yöntemle aynı sürede değil. Herkesin farklı bir öğrenme yapısı vardır. Herkes farklı öğrenir. Benim amacım sen nasıl öğreniyorsun bunu bilmen. Çünkü bunu bilmediğin sürece hiçbir zaman doğru çalışamayacaksın. Doğru çalışmadığın sürece hiçbir zaman hedeflediğin netleri, doğru sayısını yapamayacaksın. Şimdi karşınızdaki tabloda Tekozem'in kayıtlı öğrencisi Ayla'nın girdiği eğitim analizinden çıkan sonuçları var. Biz kurum olarak arkadaşlar, diğer bütün kurumların aksine kitlesel eğitimden ziyade, geleneksel eğitim modelinden ziyade, kalabalık kalabalık sınıflarda herkese aynı bilgiyi verelim, herkes aynı bilgiden aynı sonucu alsın beklentisinden ziyade, her öğrencimiz özeldir, kıymetlidir. Her öğrencimiz önce kendisini tanısın misyonundayız arkadaşlar. Bunun için Türkiye'de sadece Tekozem'de uygulanan eğitim analizlerimiz var. Patenti bize ait, yapay zeka destekli hazırlanan analizler. Bu analizlere kayıt olan her öğrenci girmek zorunda. Karşınızda giren bir öğrencimizin Ayla'nın sonuçları var. Bu analize girdiğinde sen artık kendini tanıyorsun, yapay zeka sistemi de artık seni tanıyor. Nasıl bir öğrenme stilinin olduğunu, hangi yöntemle çalıştığında daha iyi öğrendiğini, zeka tipini, öğrenme ve unutma hızını, okuma ve anlama hızını, odaklanma düzeyini,
Stres kaygı düzeyini bütün bu özelliklerini ölçüyor. Ve ölçtüğü özelliklere göre bunları puanlıyor. Diyor ki senin iyileştirilmesi gereken özelliğin unutma hızın çok yüksek. Sık tekrar yapacaksın Ayla diyor. Ayla sen çok stresli bir öğrencisin. Kendine güvenmiyorsun. Sana bir program lazım. Sana bir disiplin lazım. Gel ben sana bu programı yapayım diyor gibi. Herkesin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken değerleri arkadaşlar birbirinden farklı çıkıyor. Aranızda eğitim analizlerimize girenler vardır. Bu seminerimize katılan öğrencilerimize de analizimiz hediye. Normalde sadece kayıtlı olan öğrencilerimiz kayıt sonrası bu analizi çözebiliyorlar. Çünkü çıkan sonuçları yapay zeka tarafından değerlendiriliyor ve öğrenciye özel bir program hazırlanıyor. Ama seminerimize özel katılmak isteyen öğrencilerim analizimize katılabilirler. Çok şey kazanacaklar bu analiz sonucunda. Peşin peşin söyleyeyim. Şimdi geliyorum ikinci yapılması gereken. Arkadaşlar kendinizi tanıdıktan sonra seviyenizi iyice analiz etmeniz gerekiyor. Seviyeden kastım şu değil. Toplu bir seviye belirleme sınavına girdim hocam. Toplam 100 net yapıyorum. Alkış. Toplam 50 net yapıyorum. Ah vah nasıl olur değil. Total bir seviyeden bahsetmiyorum. Arkadaşlar bu kadar ders, bu kadar konu, bu kadar alt konu varsa bunların hepsinde de senin seviyen birbirinden ayrı. Belki matematikte seviyen çok temel düzeyde, belki tarihte orta düzeydesin, belki Türkçe'de ileri düzeydesin. Ya da bunların alt konularında bile belki birbirinden farklı seviyelere sahipsin. Bunu analiz etmen gerekiyor. Neden? Eksik analizi yaparsan neye yoğunlaşman gerektiğin apaçık ortaya çıkar. Eksik analizi yapmazsan totalde 50 net yapıyorsun. Kaybettiğin 70 net nerede? Bunu bilmezsen topyekün zaman kaybedersin. Neyi yapabiliyorum, neyi yapamıyorum? Bunu bilmen gerekiyor. Yine tekuzeme kayıtlı olan her öğrenci arkadaşlar her dersten ayrı seviye belirleme sınavlarına girmek zorunda. Bizim akıllı sistemimiz her öğrencinin her dersteki seviyesini ayrı ayrı ölçüyor ve her ders için öğrencimize ayrı bir yol haritası çiziyor. Hangi derste hangi seviyedeyse seviyesine uygun bir yönlendirme yapıyor. Mesela senin hedef puanın 90. Ama sen şu an 70 puan alabiliyorsun. Arada 20 eksik puanım var ama bu 20 puan hangi ders? Hangi konu? Hangi alt konu? Hangi bilgiyi yapamadın da 20 puan eksik aldın? İşte bunun ayrımını sadece yapay zeka yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi geliyorum artık kendini tanıdım. Artık eksik analizini de yaptım. Buna uygun çalışma yapman gerekiyor. Şimdi her derste seviyen aynı değilse her derste yapacağın çalışmada aynı olamaz. Düz mantık. Seviyen temelse ön hazırlık yapmalısın. Seviyen başlangıçsa konu anlatımı çalışmalısın. Seviyen ortaysa konu tekrarı yapmalısın. Seviyen ileri ise alıştırma kolay soru çözümü yapmalısın. Seviyen üstse artık zor ve pekiştirme soru çözümleri yapabilirsin. Yine Türkiye'de sadece Tekuzem'in uyguladığı aşamalı öğrenme modeli, garanti öğrenme modeline uygun bir yönlendirme yapıyoruz biz artık öğrencilerimiz arkadaşlar. Diğer kurumlar gibi sadece konu çalış soru çöz, konu çalış soru çöz, konu çalış soru çöz öğrenirsin. Hayır, öğrenemem. Eğer seviyen çok temelse konu çalışarak öğrenemem. Önce ön hazırlık yapmam gerekiyor. Eğer seviyen çok ilerideyse normal standart soru çözerek ilerleyemem. Onu zaten yapabiliyorum. Daha da zorunu yapmam gerekiyor. Yani biz öğrenmeyi basamaklandırdık arkadaşlar. Aşamalandırdığımız için bu beş basamaklı merdivenden her konu için çıkan öğrenci o en son basamağa geldiğinde o konuyu net ve garanti olarak öğrenmiş oluyor. O konuya dair çözemediği hiçbir soru kalmamış oluyor arkadaşlar. Eğer bu kavramı ilk kez duyduysanız, seminerlerime ilk kez katılıyorsanız ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar.
Değil mi Fatma Hocam? Sanki beni tanıyan biri beni bana anlattı. Aynen öyle. Hatta kendimizde farkına varmadığımız özelliklerimizi bile yapay zeka bize anlatıyor arkadaşlar bu analiz sonucunda. Çünkü psikolojik bir gerçeklik var kıymetli öğrencilerim. Hiçbir insan kendine %100 objektif bakamaz. Ben de, sen de, herkes, şu an bu seminerde olan bütün öğrenciler de hiçbirimiz %100 objektif ve gerçekçi yaklaşamayız. Mutlaka bir pozitif ayrımcılığımız vardır. Mutlaka bir o gözümüzün önüne bir mercek daha gelir. Ama sınav süreci çok ciddi bir süreç. Bu kadar milyonlarca yarışıyorsak her şeyi en gerçeğiyle, en objektifiyle görmek ve hareket etmek zorundayız kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum. Yapay zeka ne yaptı? Benim öğrenme yapımı ölçtü. Kendimi tanıdım. Seviyemi ölçtü. Eksik analizimi biliyorum. Artık eksik olduğum konulardan ise hepsi ayrıştırıldı. Yapay zeka bana hangi konuda ne çalışmam gerektiğini de söyledi. Peki stratejisiz bu sınav kazanılır mı? Kesinlikle hayır. Strateji yapmadan olmaz. Gelelim bakalım. Anlayabilmiş miyiz? Şimdi size bir soru. Karşınızda iki tane konu var arkadaşlar. Biri matematik, biri Türkçe. İki ders de çok önemli, iki konu da çok önemli. En çok soru gelen konulardan ikisini ele aldım. Problemlerde konu anlatım çalışmam isteniyor. Karşılığında 6,91 puan alacağım. 718 dakika çalışma yapacağım. Paragrafta tekrar yapmam isteniyor. 7,5 puan kazanacağım. 106 dakika çalışacağım. Bana kim bu tabloyu yorumlamak ister? Birini seçmem gerekirse hangisini seçerim? Ne ve neden? Önemli olan sebebi. Zeynep Hocam diyor ki matematiğe yönelmem gerekiyor. Neden? Sebep? Burada bazı kriterler var. Bu kriterleri eminim ilk kez duydunuz. Çünkü bu özelliklerin, bu kavramların hepsinin de patenti yine bize ait arkadaşlar. Biz her konunun sınavda çıkan soru sayısını biliyoruz. Yani her konunun önem puanını biliyoruz. Hangi konudan hangi çalışmayı yapman gerektiğini biliyoruz. O konunun ne kadar sürede öğrenilebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar, burada eğer bir konuyu seçmen gerekirse tabii ki de daha az çalışıp daha çok puan alabileceğin konuyu seçersin. Yanlış mıyım? 106 dakikada 7,5 puan almak mı? 718 dakikada 6,91 puan almak mı? Düz mantık düşünün. Alma verme alışveriş. Daha az para veriyorum, daha kaliteli bir ürün alıyorum. Daha çok para veriyorum, daha az kaliteli bir ürün alıyorum. Hangisini tercih edersin? Strateji bu arkadaşlar. O yüzden ben hep bireysel görüşmelerimde de söylüyorum. Kendi tek üzerime kayıtlı öğrencilerimize de söylüyorum. Düz mantık, gelişi güzel, YouTube'muş, farklı kurummuş, dershaneymiş, oymuş, buymuş. Sıradan gideriz ağır ağır. Bunlar size sınavı kazandırmaz. Herkes bunu yapıyor. Senin sınava giren 4 milyon öğrenciden farkın ne? Herkes matematiğe çalışıyor. Senin farkın ne? Sen hangi konunun daha önemli olduğunu biliyor musun? Hayır. Hangi konuda hangi seviyede olduğunu biliyor musun? Hayır. Hangi konuya kaç dakika çalışman gerektiğini biliyor musun? Hayır. Ama sınavı kazanmak istiyorsun. Bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar. O yüzden bunu bilen bir sistemle çalışmak çok büyük bir lütuf ve nimet. Açık söyleyeyim. Bizim yapay zeka sistemimiz sorumlu olduğunuz 247 tane alt konunun hepsinin öğrenme süresini de sınavdaki önem puanını da biliyor ve seviye belirleme sınavına girdikten sonra sizin o konuda ne çalışmanız gerektiğini de biliyor. Mesela ben az önce bir tablo gösterdim. Dedim ki şu seviyedeysen konu, bu seviyedeysen tekrar yapmalısın. Konu anlatımını hangi seviyede olan öğrenci yapardı? Bakalım kimlerin görsel hafızası kuvvetli? Konu anlatımı hangi seviyedeki öğrenciye yaptırılıyor arkadaşlar? Başlangıç 2. Peki tekrar hangi seviyedeki öğrenciye yaptırılıyor? 3. Yani orta. Ben bu tabloya bakarak şunu yorumlayamaz mıyım? Demek ki ben matematik problemlerde ikinci seviyedeyim. Yani daha gerideyim. O yüzden daha çok çaba sarf etmem gerekiyor. 718 dakika çalışmam gerekiyor. Ama paragrafta ben üçüncü seviyedeyim. Yani tekrardayım. Daha az çaba sarf edebilirim. Çünkü
4-5 var. Ama matematikte 2-3-4-5 var. Böyle bakmanız gerekiyor. O yüzden seviyenizi bilmeden yola çıkmayınız. Ne çalışacağınızı sadece seviyeniz belirler. Hadi bakalım pekiştirelim. Aşağıdaki tablodaki sadece bir konuyu seçmeniz gerekirse bu konu hangi konu olurdu ve neden o konuyu seçerdiniz? Herkesten yanıt bekliyorum. Sebebini özellikle bekliyorum. Türkçe paragrafın anlatım biçimleri mi? Türkçe paragrafın yapısı mı? Aynen öyle Yasemin Hocam. Sen bu işi kaptın. Mantık aynı mantık arkadaşlar. Bakış açımız aynı. Paragrafın anlatım biçimlerinde 77 dakikamı veriyorum. 1 puan bile alamıyorum. 0,84 alıyorum. Paragrafın yapısında 42 dakikamı veriyorum. 3,34 puan alıyorum. Yani daha az emek verip daha çok karşılık alabiliyorum ve benim bu konulardan sadece birini seçme hakkım olursa kesinlikle paragrafın yapısı olmalı. Çünkü ben zamanla yarışıyorum arkadaşlar. Şu an 247 konu. İçinizde öğretmenlerim var. Çarp bunu 3 ile. Çünkü benim bu dediğim 247 sadece GGK içinde. Eğitim birimlerinden bir bu kadar. ÖAVT'den bir bu kadar. İçinizde A grubu alan öğrencilerim var. A grubundan hazırlananlar var. A grubunu çarp bunu 3 ile. Sadece GGK olarak düşünme. Sen tek bir sınava girmiyor olabilirsin. Senin 2-3 tane sınavın oluyor olabilir. Her birinde bu stratejiyi yapman gerekiyor. Bu yüzden sınavı çok ama çok iyi tanıman gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bütün bu saydığım işte o süre, seviyenin ölçümü, hangi konudan ne kadar soru geliyor, puanı ne, bunları bir öğrencinin tek başına bilmesi, analiz etmesi mümkün değil. Bunlar müthiş algoritmik hesaplamalar. Ben yılların öğretmeniyim, öğrenci koçum. Ben bilmiyorum. Ben bunları yapay zeka sisteminden copy paste yaptım arkadaşlar. Kopyalayıp yapıştırdım yani. Yapay zekadan kopya çektim. Çünkü bir insan zihniyle bir yapay zeka zihni tabii ki de arkadaşlar aynı değil ki. Bu bizim yapay zeka sistemimiz. Sizin hani o alıştığınız ChatGPT 4'ler gibi ya da soru sorayım yanıt versin gibi bir sistem değil. Tamamen eğitim içerikli bir sistem ve üzerine 8 yıllık bir emek verilmiş bir sistem. Yani gireceğiniz sınavları A'dan Z'ye tanıyan bir sistem olduğu için bütün konuların kimliğini tek tek çıkarıyor. Şimdi ders çalışma programı hazırlamadan önce size birkaç önerim var. Bu önerilerimi dikkate almanızı, kulağınıza küpe yapmanızı önemli rica ederim. Sizin iyiliğiniz için, hazırlık sürecindeki veriminizin, başarınızın artması için. Çünkü bunlar çok klişe, çok klasik. Hemen hemen 10 öğrenciden 8'inin ağzında olan ya da davranışlarında olan şeyler olacak. Yani yıllardır rehberlik uzmanlığı yapıyorum. Tecrübeme bu noktada güvenebilirsiniz arkadaşlar. Benim en çok karşılaştığım şey program kopyalama. Bir başka öğrencinin programını taklit etme. YouTube'dan program çalma. Birine program hazırlatma. Ama bu bahsettiğim program benim bu söylediklerimin dışında. Yani hiçbir referans noktası yok, seviye desen yok, kendini tanıma desen yok, hedef puanını bile bilmiyor, kaç puan alabileceğini bilmiyor, atama sonucunu bilmiyor, puanını bilmiyor gibi gibi gibi. Yani geleneksel bir program arkadaşlar. Benim size önerim, başkasına ait bir programı kesinlikle uygulamayın. Program özgün ve bireysel olmalı. Bir başkasına derece yaptıran bir program bile sana derece yaptırmayabilir, seni hezimete uğratabilir, riske atılabilecek bir süreç değil. Onun yapısına, seviyesine ve zamanına uyan bir program sana uymayabilir ki uymaz da zaten. İki kardeş olsan ikinizin de eksik olduğu konular farklı. Kardeş kardeşe bile programınızı taklit edemezsiniz. Bunu bir diyet gibi düşünün. Senin kan değerlerinle benimki aynı değil. Senin ihtiyacın olan besinlerle benimki aynı değil. İkiz olabiliriz.
Anne çocuk olabiliriz, kardeş olabiliriz, arkadaş olabiliriz. Benim bedenimin ihtiyacıyla seninki aynı değil. Ders çalışmak da böyle. Beni atandıracak programla seni atandıracak program aynı değil. Bireysel bir program hazırlamalısınız. Eğer böyle bir programınız yoksa, destek aldığınız kurumda böyle bir hizmet zaten yok. Türkiye'de sadece bizde var. İmkanlarınız dahilindeyse ben kesinlikle arkadaşlar tek özümle, yapay zeka ile bireysel ve özgün olarak hazırlanmanızı sonuna kadar öneririm. Hiçbir şekilde pişman olmazsınız. Sadece memnuniyet duyarsınız. Bunu da şimdiden söyleyeyim. İkinci en çok karşılaştığım durum, ders çalışırken arkadaşlar ders eleyenler çok fazla var. Dersleri kendi kendilerine kodlayanlar, ön yargı geliştirenler, derslerden nefret edenler ki böyle bir lüksümüz varmış gibi hiçbirimizin böyle bir lüksü yok arkadaşlar. Çok karşılaşıyorum bu tarz öğrencilerle. Çalışırken ders atlamamanız gerekiyor. İşte matematik sizde yaparım. Full çekerim hocam. Sanki full çekmek o kadar kolaymış gibi. Dilde kolay, pratikte zor arkadaşlar. Full mul artık yok. Yani öğretmenler bu sınava girip full çekemiyor. Hani senin böyle bir beklentiye girmemen gerekiyor. Buna güvenmemen gerekiyor. Yine full çek, hepsinden çek. En iyisi sen ol. Ama birini eksik bırakıp o eksikliğe gelip burada yükünü arttırma. Çünkü o ağır yükü taşıyamayacağını hepimiz biliyoruz. İşte aman hocam paragraftan sıkılıyorum. Çok uzun. Sevmiyorum, okuyamıyorum, anlayamıyorum. İşte hocam anayasa zaten çok karışık. Benim ezberim hiç iyi değil. Kanunları ezberleyemem, isimleri ezberleyemem gibi bu tarz söylemleriniz varsa vazgeçin. Çünkü ben bu söylemleri devam ettiren hiçbir öğrencinin kazanamadığını biliyorum. KPSS'den yüksek puan almak istiyorsanız eksikliklerinizi tamamlamalısınız arkadaşlar. Ve yine en çok karşılaştığım durum, hocam paso konu çalışıyorum. Dümdüz konu. Aylarca konu çalışıyorum. Diyorum ki peki bu konuları unutuyorsun. Evet hocam. Neden unutuyorsun? Tekrar yapmadığın için. Neden tekrar yapmıyorsun? Vaktim yok. Ama yeni konu çalışmaya vaktin var. Yani senin için eski konu kıymetsiz mi? Onu o an öğrendin. 3 ay tekrar etmedin. Bitti o konu. Ayırdığın zaman da boşuna gitti. O konuyu öğrendin, unutsun. Şimdi öğrenmeye kalksan yine çalışacaksın. Çarpı 2 kat zaman kaybettin. Ama unutma hızına göre tekrarını yapsaydın, o konuyu ön bellekten arka belleğe alsaydın, kalıcı hafızana gönderseydin, sürekli sık 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 tekrar yapsaydın, artık o konuyu net olarak öğrenseydin, bir yandan da yeni konularını çalışsaydın, her konuda bu yöntemi periyodik olarak unutma hızına göre tekrar yöntemini uygulasaydın, daha iyi bir sonuç elde etmez miydin? Evet, ama bunu yaptın mı? Hayır. Arkadaşlar tekrarı eğer vakit kaybı olarak görüyorsanız bunu görmekten vazgeçin. Tekrar vakit kaybı değil, tekrar bilginin sigortasıdır, garantisidir. Nasıl çok kaliteli son model bir araba alıyorsun, gidip hemen kaskosunu sigortasını yaptırıyorsun. Ne olur ne olmaz diye hemen onu güvenceye alıyorsun. En kıymetli şey bilgi. O bilgiyi almak için sen günlerini, saatlerini veriyorsun ama o bilgiyi atıyorsun kenara. Artık saldım çayıra, Mevlam kayıra. Bilgi 5 ay orada dursun. Hiçbir bilgi 5 ay zihinde durmaz. Tekrar yapmazsan, üzerine gitmezsen o bilgiyi hatırlaman zaten mümkün değil. O yüzden lütfen unutma hızınızı öğrenin. Unutma hızınıza göre tekrarlarınızı yapın. Ki eğer yapay zeka sistemine kayıt olursanız bunu siz değil, yapay zeka otomatik olarak unutma hızı testini alacak, unutma hızınızı ölçecek ve unutacağınız zaman öğrendiğiniz bütün konuların tekrarlarını karşınıza ödev olarak getirecek arkadaşlarım. Şimdi eğer herkes hazırsa, dikkatiniz bendeyse dikkatinizi dağıtmayın çünkü en önemli olan kısma yani yapay zeka sisteminden örnek bir ders çalışma programı hazırlama kısmına geliyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Enerji istiyorum. Çok şaşıracağınız şeyler göreceksiniz bu arada. Tamam. O zaman arkadaşlar şimdi geliyorum. Şu an sayfamı görüyorsunuz, değil mi? Tekuzem'in öğrenci girişi sayfası.
Zaten arkadaşlar sizin her birinizin bu seminere katılmak için bir üyeliği var. Misafir öğrencimizsiniz şu an hepiniz. Bir kullanıcı adınız ve şifreniz var. Seminer bittikten sonra inceleyebilmeniz için arkadaşlar en geç pazartesi gününe kadar bu sisteme örnek içerikleri kullanma hakkı tanıyorum size. Bu örnek içeriklerin içerisinde çözmenizi istediğim o çok kıymetli başka hiçbir yerde bulamayacağınız analiz de var. Şimdi onu da göstereceğim. Kendinize pazartesi gününe kadar örnek bir program hazırlayıp programın detaylarını inceleyebileceksiniz. Öncelikle giriş sayfamı açıyorum. Burası login sayfası. Buradan kullanıcı bilgilerimi giriyorum. Herkes kendi kullanıcı adını ve şifresini yazıyor. Şu an dikkatli bir şekilde izleyin yeterli. Şu an yapmaya çalışmayın çünkü seminerden çıkarsınız. Devamını göremezsiniz. Sadece izleyin, zihninize kazıyın. Bu kadarı kafi arkadaşlar. Evet, Bismillah deyip giriş yapa tıklıyorum. Şimdi burası benim arkadaşlar, öğrenci panelim. Ben bu arada kayıtlı bir öğrenciyim arkadaşlar. O yüzden sizin de aynı paneliniz böyle açılacak ama siz de kısıtlı alanları görebileceksiniz. Kayıtlı olmadığınız için misafir öğrenci alanları olacak. Bilgisayardan girdiğinizde sistemi bu şekilde göreceksiniz. KPSS derece kadro yazan yerde sizin kendi adınız ve soyadınız yazacak. Ve bahsettiğim eğitim analizi arkadaşlar sağ üst köşede şu anın saatinin yanındaki zilin üzerinde bekleyen görevlerde yer alacak. Eğitim analizi 1'e tıklayacağım. Hatta ben bunu linkini atayım. Ama şimdi tıklamayın. Linki kopyalayın. Seminer sonrası direkt buna tıklayıp analize gidebilirsiniz. Telefondan girerseniz kıymetli öğrencilerim bu üç çizgide bekleyen görevler eğitim analizi 1 bu şekilde görünecek. Anlaşıldı mı? Analize kim nereden gireceğini anladı mı? Telefon içinde gösterdim, bilgisayar içinde gösterdim. Okey. Şimdi o zaman geliyorum program. Arkadaşlar bilgisayardan girdiğimde bu sol kısımdaki menüde programda çalışma programı yazıyor. Buraya tıklıyorum. Burada program oluştur yazıyor mavi renkli. Buraya tıklıyorum. Herkesin gözü kulağı bende olsun. Özgenir hocam şifren vardır. Şifren olmasa bu seminere de giremezsin. Büyük bir ihtimalle Tekuzem 2024'tür şifren. Burası arkadaşlar en can alıcı kısım. Şimdi analizimi çözdükten sonra hele Tekuzem'e kayıt olursanız Tekuzem sizin seviyenizi de ölçecek. Seviye belirleme sınavlarına da girmiş olacaksınız. Ama şimdi örnek sistemin çalışma mantığını görmeniz için bir program hazırlayacağımız için arkadaşlar buradan program derslerini seçe tıklıyorsunuz. Yapay zeka kişiye özel. Kişinin seçtiği dersler, seçtiği günler ve saatler sorumluluklarına, derslerdeki seviyesine, sınava kalan güne ve hedefine olan uzaklığına göre sadece o kişiye özel bir program hazırlayan akıllı bir sistemdir arkadaşlar. O yüzden burada bütün komutları ben veriyorum. Seçimlerimi ben yapıyorum. Yapay zeka bana özel, bana göre bir program hazırlayıp benim karşıma getiriyor. Benimse dönem boyunca yapmam gereken tek şey bu programa sadık kalmak, sadece uyum sağlamak oluyor. Şimdi ilk adımı atıyorum. Program derslerini seç. Kayıt olduğum eğitimi seçiyorum. Tarih, coğrafya ve Türkçe çalışacağım. Hepsini de seçebilirim, kademeli de başlatabilirim. Sadece benim tercihim. Siz istediğinizi yapabilirsiniz burada. Ben örnek olarak hazırlıyorum. Kaydet diyorum. Çalışma alanı belirleye tıklıyorum. Ben çalışan bir öğrenciyim. O yüzden burada izin günlerim için ayrı, çalıştığım günler için ayrı, içinizde evli olan, çocuklu olan, işe giden, okula giden, formasyon alan, staja giden öğrencilerim var biliyorum. Bireysel de görüştüğüm için biliyorum. O yüzden burada arkadaşlar uyum sağlayamam, bana göre kurs yok hocam gibi bir bahane yok. Kurs size uygulanıyor, siz kursa değil. Günlerini, saatlerini tek tek sen seçiyorsun. Uygunluğunu sen seçiyorsun. Aynen öyle, kaçış yok. Diğer kurumlarda belki bu bahaneleri öğrenciler söyleyebilir ama tek uzamlı hiçbir öğrenci ders çalışamadım diyemez arkadaşlar. Geliyorum yine kendime özel hazırlıyorum.
Hafta içi için ayrı bir program yapacağım kendime, hafta sonu için ayrı. Hafta sonu da 2 saat çalışırım. Bakın arkadaşlar süreme. Aynen öyle Feyza Hocam. Sen bizim eski kayıtlı öğrencimizsin. Bakın buradaki sürem %255 yeterli. Eğer süremi az verseydim, seviyemin altında olsaydı, yapay zeka bana diyecekti ki süreni arttır, süren yetersiz. Ama şu an verdiğim süre benim seviyeme göre gayet uygun. Çalışma programı oluştura tıklıyorum. Şu an yapay zeka programımı hazırlıyorum. Mola sürelerimden işleyeceğim konulara, o konulardaki seviyeme, o konuların önem puanına kadar her şeyi arka planda planlıyor. Şu an programım hazır. Takvime git, çalışma salonuna git diyorum. Önce takvimi göstereyim. İki farklı alanda aynı arkadaşlar. İkisini de kullanabilirsiniz. Saati saatine uymak isterseniz çalışma takvimi de olur. Bakın burada Türkçe sözcüğün anlam özellikleri, mola, Türkiye'nin matematik konumu, bakın tarih, Türk adının anlamı. Benim farkındaysanız seviye belirleme sınavlarımı çözmediğim için her konudaki seviyem 2, yani başlangıç. Başlangıçta olan bir öğrenci ne yapardı arkadaşlar? Konu anlatımı. Farkındaysanız bütün derslerde konu anlatımı yapmamı istiyor çünkü seviyem 2. Eğer sizin seviyeniz kayıt olduktan sonra 3 çıkarsa, 4 çıkarsa, 1 çıkarsa, 5 çıkarsa, ne çıkarsa onu sana çalıştıracak. Şimdi buradan başlıyorum. Üzerine tıkladım. Çalışma araçlarını göster dedim. Şimdi karşıma bu konunun videosunu getirecek. Bunu işleyeceğim ve gideceğim, tamamladım diyeceğim. Bak, başla. Bakın sözcüğün anlam özellikleri, gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam diye gidiyor. Buradan videomu izledim. Arkadaşlar bakın her şey hazır. Geldim, tamamladım dedim. Yani yapay zeka farkındaysan bak çalışma programına tıklıyorum. Saati saatine benim ne çalışacağımı planlıyor. Bunu düşünmüş. Benim nereden çalışacağımı da önüme getiriyor. Çalıştıktan sonra diyor ki tamamladım, de ki ben sana bu konunun tekrarını da getireyim. Ben sana bu konunun soru çözümünü de getireyim. Bak o 5 basamaklı merdiven hiç gözünüzün önünden çıkmasın. Ön hazırlık bitirdin mi, konu anlatımı? Konu anlatımını bitirdin mi, tekrar? Tekrarı bitirdin mi, alıştırma soru çözümü? Alıştırma soru çözümünü bitirdin mi, pekiştirme soru çözümü? Makbule hocam, sadece konu anlatımlarını buradan tıklayarak çalışabilirsin. Eğer soru çözümü yapman gerekiyorsa bak özellikle beni iyi izle. Arkadaşlar kampüs. Buraya tıklıyorum. Video derslere tıklıyorum. Şimdi benim bütün çalışma araçlarım, ön hazırlık, konu anlatım, tekrar, soru çözümü hepsi gelecek. Bak, soru çözümü. Gördün mü Makbule hocam? İzlemeye başla diyorum. Soru çözüm videolarımı izleyip gidip programımı tamamladım diyorum. Bak Makbule hocam, görüyor musun? Coğrafya, vatandaşlık, bunların hepsi soru çözüm videoları. Geliyorum konu anlatımı. Mehmet hocam tabii ki de izleyebilirsin. Burada bütün derslerin, bütün müfredatın arkadaşlar sıfırdan konu anlatımları var. Bak vatandaşlık. Örnek bir ders açıyorum. A grubunda da var. 2024 A grubu pekiştirme soru çözümü ismi. Bak şu anda vatandaşlığın herhangi bir konusunu açtım, işledim. Programıma gidip tamamladığımı seçmem yeterli. Yani bu kadar konforlu bir sistem arkadaşlar. Hem sizin yol haritanızı çizip hem de bu yolda gidip de YouTube'dan izle, oradan izle, buradan izle demiyor. Bizim zaten arkadaşlar 10 yıllık bir kurumuz ve çok geniş bir eğitim arşivimiz var. Bu arada kayıt olan öğrencilerimize
Bir önceki yılın bütün eğitimlerini de hediye ediyoruz. Canlı derslerimiz de oluyor. Bu derslere vakit buldukça girebilirsiniz. Giremezseniz videosunu izleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Önemli olan şu yol haritasına uyum sağlamanız ve kayıt olan öğrencilere bütün dijital kaynaklar, bakın ders notları buradan inceleyin. Bütün deneme sınavları Türkiye geneli online sınavlarda hepsini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Örnek bir ders notu göstermek istiyorum. Çok beğeniyorum İbrahim Hoca'nın notlarını. Eminim siz de bayılacaksınız. Kayıt olunca kısıtlı bir şekilde değil, bütün notlardan, bütün içeriklerden zaten faydalanmış olacaksınız. Bakın el yazısı. Böyle böyle notlarınız var. İster sistemden çalışın, ister indirin, çıkarın, basılı kaynak olarak çalışın. Hiç önemli değil. Böyle bir sistemle çalışıp uyum sağlayıp kazanamamak arkadaşlar zor. Kazanamamak mümkün değil. Bakın kazanmak demiyorum. Belki diğer kurumlar kazanmanız zor diyebilir. Ben bu sistemle kazanamamanız zor diyorum. Şimdi gelelim ücretlerle alakalı sorularınızı yanıtlayalım. Tabii ki de. Arkadaşlar şu an eğitimimiz erken kayıt sürecinde. Hala canlı derslerimiz başlamadı. Makbule Hocam bu hafta başlıyor bu arada. Diğer bütün öğrencilerime de yanıt vermiş olayım. Kayıt olmanız için hiçbir geç kalınmışlık yok. Çünkü canlı dersleri de kaçırmadınız. Ama hemen kayıt olur olmaz sizi analizlere, sınavlara alacağız. Hemen ön hazırlık yapacaksınız, programınızı hazırlayacaksınız ve sıfırdan seviyenize uygun bir programla yapay zeka yıl boyunca size koçluk yapacak arkadaşlar. Kayıt olmak isteyen öğrencilerim için önce hangi eğitimin ücretini öğrenmek istiyorsunuz? ÖABT öğrencilerim kimlerdi? Bölümleri nelerdi? Oradan başlayalım. Arkadaşlar genel kültür, genel yetenek sadece GYGK 5.249 lira, seminer özel indirimiyle 4.000 lira sadece GYGK. ÖABT branşlarımda arkadaşlar ÖABT derslerimizin tamamı video ders ve şu an seminer indirimli tutarımız arkadaşlar 7.000 TL GYGK eğitim bilimleri ve ÖABT için. Seminer indirimi. Bu arada kayıt olacağınız bütün eğitimlerde %20 indirim var arkadaşlar. Site tutarlarına takılmayın. Çok daha uyguna kayıt olmuş olacaksınız. Ön lisans KPSS eğitimimiz de arkadaşlar. Şu anda hemen bakalım. Evet, bu seminerimizde ön lisans öğrencilerimiz yoğunluktaydı. Sadece ders programı da satın alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece koçluk eğitimimiz 10.000 TL. Yani eğitimle birlikte almanız çok daha avantajlı olur sizin için. Evet, ön lisansı söylüyorum. Arkadaşlar ön lisans 2 yıllık paket. Önümüzdeki yıl canlı dersler, bu yıl video dersler. Yapay zeka sistemi var ön lisans eğitimimizde de. 4.599 lira. ÖABT'ler çok uygun. A grubu normalde 12.500 lira. Seminere özel indirimle birlikte 10.000 lira arkadaşlar. A artı B 10.000. Sadece B grubu 4.500 liraya düşüyor. Üçlü paket GGK eğitim ÖABT'lerin hepsi video. GGK eğitim birimlerinin hepsi canlı ders. 7.000 liraya düşüyor. Ve hepsinde yapay zeka sistemi dahil. Özgenur Hocam ben sana sosyal bilgiler bilgisi vereyim. ÖABT'de isterseniz farklı kurumlarla canlı ders anlaşmamız var. Fiyat farkını ödeyerek arkadaşlar canlı ders de satın alabilirsiniz. Ama önemli olan sistem ve program zaten. O yüzden çok canlı ders odaklı, öğretmen odaklı olmayın. Bunlar sadece birer araç. Ama asıl amaç sınavı kazanmak yani yol haritası, program. Bu da zaten yapay zeka tarafından veriliyor. 7.000 lira arkadaşlar. Bütün üçlü paketler ÖABT video, GGK eğitim bilimleri canlı 7.000 TL. A artı B 10.000 TL. Sadece B grubu 4.500 TL. Ön lisans eğitimi normalde 4.600 ama seminer indirimiyle birlikte 4.000 liraya düşüyor. 2 yıllık paket arkadaşlar. Tutarlarımız çok ama çok uygun. Hangi eğitime kayıt olursanız olun hepsinde yapay zeka sistemi var. Bireysel yapay zeka koçluğunuzu yapıyor, programınızı yapıyor. Haftalık karnenizi çıkarıyor, performansınızı ölçüyor. Bütün video dersler,
ders notları, deneme sınavları hepsi var. Bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği bütün içerikler arkadaşlar sistemimizde var. Bu sistemden örnek alandan 2 gün faydalanma deneme hakkınız var. Pazartesi günü son. En geç pazartesi 16'ya kadar bu indirim geçerli. Sisteminiz de açık olacak. 16'ya kadar kayıt olursanız pazartesi günü bu ilettiğim tutarlardan kayıt olup hemen çalışmalarınıza bizimle birlikte başlayabilirsiniz. Kayıt olmak için sistem yöneticimin ilettiği linke herkes tıklasın. Linke tıklamayan öğrenciler site üzerindeki tutardan kayıt olabilecekler arkadaşlar. Bu ilettiğim tutarlar sadece şu an bu seminere özel faydalanılabilen tutarlar arkadaşlar. Onun dışında normal site tutarlarımız zaten erken kayıt dönemindeyiz. Çok ama çok uygun. Canlı derslerimiz var. Canlı derslerde öğretmenlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında anlayamadığınız bir konuyu sorma, bir WhatsApp, bir Telegram grubu yok arkadaşlar. Biz hani dakikalardır bahsettiğim şey diğer kurumlardan farklı olduğumuz, geleneksel karma eğitimlerin karşısında ve dışında olduğumuz, biz 5 basamaklı öğrenme modelini uyguluyoruz. Sen programa uygun davrandığında zaten çözemediğin bir soru olmayacak. Eğer sen o an o soruyu çözemiyorsan seviyene uygun olmadığı için çözemiyorsun. Zamanından önce çözmeye çalıştığın için çözüyorsun. Biz bütün klasik eğitim modellerinin karşısındayız arkadaşlar. Öncelikle bunu kabul edelim. Ona göre kayıt olmaya karar verin. Yani klasik, normal kurumlarda her yerde alışılmış şeylerin çok daha üstünde bir hizmet veriyoruz. Yani o yüzden kaynakmış, öğretmenmiş, soru sorayım WhatsApp grubu bunlara öncelik vermiyoruz. Bunlar birer araç. Bizim önceliğimiz diğer kurumlarda olmayan bireysel ders çalışma programı, yapay zeka sistemi. Bunun için kayıt olun arkadaşlar. Çünkü sınavı kazandıracak olan şey bu. Sadece koçluk programı Yaren Hocam 10 bin lira. Eray Hocam kayıt olmak istiyormuş. Linke tıklayın. Kaynak yok. Feyza Hocam bunun için kayıt olman gerekiyor. Şu an seni tanımadan herhangi bir yönlendirme yapamam. Biz diğer kurumlar gibi insani bir yönlendirme de yapmıyoruz. Sizin koçunuz yapay zeka sistemi olacak. Yeniden linki paylaşıyorum. %20 indirimden faydalanmak, kayıt olmak için arkadaşlar ilettiğim linke tıklamanız yeterli. İndirimimiz ve örnek sayfanın kullanım süresi pazartesi saat 16'ya kadar geçerli. Linke tıkladığınızda sizi KPSS öğrenci uzmanlarımız, öğrenci koçlarımız arayacak. Kayıt işlemlerinizi birlikte tamamlayacaksınız. Sistem kullanımı ile alakalı ben kayıt olan her öğrencimi özel olarak arıyorum. Sistemi detaylı olarak anlatıyorum ve hemen ders kayıtlarını açıyorum. Hemen kullanıma başlıyorlar. Okey, var mı farklı sorularınız? Kayıt olmayan çok şey kaybeder. Son kez linkimi paylaşıyorum. Çok güzel, ben de tamamım. O halde güzel katılımınız, etkin katılımınız için her birinize çok teşekkür ederim kıymetli öğrencilerim. Umarım bu yıl hepinizin yılı olur. İnşallah bu yıl atanma listesine isminizi yazdırabilirsiniz. Eğer seçiminiz tek uzamdan yana olursa bu çok da bir hayal olmayacak. Gerçeğe yakın bir beklenti olacak, bir hedef olacak ve ben eminim bu hedefe zaten birlikte ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bütün başarılar, bütün güzellikler sizinle olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.